Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale İl Başkanlığındaki basın toplantısına İl Başkanı Nejat Önder, CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Parti Yönetim Kurulu üyeleri İl Kadın Kolları Başkanı katıldı. Açılış konuşmasını İl Başkanı Nejat Önder yaptı. Önder konuşmasında 9-10 Ağustos'ta Çanakkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı ve ziyaretlerini de değerlendirdi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 günlük yol Çanakkale programını takip edip yurttaşlarımızı haberdar olmasını sağladığınız için basın olarak hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Çanakkale halkına da seslenmek istiyorum. Asıl teşekkür de onlaradır diyorum. Çünkü sosyal demokratların liderini en iyi şekilde misafir etti ve bağrına bastı. Bu vesileyle sizlere ve Sayın Genel Başkanımızın sevgi ve selamlarını ve teşekkürlerini iletiyorum. Değerli basın. Haklarında demokrasi meydanına çıkmadıkları konusunda basın çıkan haberlere cevap verirken, demokrasilerde marifetin mağdur olunca meydanlara çıkmak olmadığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü. Bugün yine söylüyorum. Demokrasilerde marifet mağdur olunca meydana çıkmak değil. Güç senin elindeyken herkese eşit, şeffaf ve hakkaniyetli davranabilmek, ifade ve düşünce özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, kuvvetler ayrılığının korunmasını sağlayabilmektir. Ayrıca kimse kendisini bizim demokratlığımızı onaylayacak merci zannetmesin. Bizim demokratlığımızı onaylayacak tek merci Çanakkale halkıdır. Biz bu ülkede tam demokrasinin işlemesini, uzlaşma kültürünün yerleşmesini, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Önder konuşmasının devamında Yenikapı'da açıkladıkları 12 maddelik bildiriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu anlamda Sayın Genel Başkanımızın Yenikapı'da açıkladığı 12 maddeyi bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Birincisi, camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayalım. Camiye sokarsak toplumu böleriz, adliyeye sokarsak adaleti bulamayız. Askeriye, kışlaya sokarsak darbeyi önleyemeyiz. O zaman yapacağımız ilk iş, camide siyaset olmayacak, kışlada siyaset olmayacak, adliyede siyaset olmayacak. Adalet arıyorsak onları başka yerde bağımsız bir şekilde aramamız lazım. Bizim soylu bir uzlaşmaya ihtiyacımız var. Bizim kavga değil, bizim milleti kardeş kılma gibi bir görevimiz var. Siyasette öz eleştiri yapmak ve geçmişi iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Eğer geçmişi iyi tahlil edebilirsek, gelecekte çok daha güzel bir Türkiye inşa edebiliriz. Tarihin tekerrürü değil, tekerrür ettirmeliyiz tarihi. Milleti kardeş kılma yolunda kararlılığımızı sürdürmeliyiz. Devletin inşasında liyakat sistemini esas almalıyız. Yani liyakat sisteminden vazgeçmemeliyiz. İnancımız da bunu böyle öngörüyor zaten. Liyakat sistemi önemlidir. İşi ehline ver diyor. Yüce Yaradan işi ehline verdiğimiz zaman göreceksiniz ki Türkiye çok daha güzel günler görecektir. Bu bizim tarikattan, bu bizim cemaatten, bu bizim partimizden değil. Kim o işi yapıyorsa işi ehline teslim etmek gibi bir geleneği artık Türkiye'de başlatmak zorundayız. Garibanın oğlu, sizin çocuklarınız KPSS'de beklerlerken, sınav için alın teri dökerken birileri sınav çorbalarını çalıp eğer sınav yapıyor ve devletin önemli yerlerine geliyorsa hep beraber itiraz etmek durumundayız. 93 yıldır Cumhuriyete ve demokrasiye bekçilik yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerinin altını çizen CHP Çanakkale İl Başkanı Önder sözlerini şöyle sürdürdü. Meydanlarda olduk, özgürlük dedik, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü hep dile getiren tek parti bizdik. Şimdi birileri bize maalesef siyasi noksanlıklarından diyelim, eksikliklerinden diyelim, bizi karalamaya çalışıyorlar. Ama güneş balçıkta sıvanmaz diyorum. Özellikle bizi meydanlarda göremediğinden falan sitemeden AK Parti teşkilatına sesleniyorum. Bakın bizim dün onların kuruluş yıldönümleri vardı biliyorsunuz. Bizden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zaten misyonunu biliyoruz.
din ağırlıklı, bugüne kadar takiyelerle işi götürdüler. Şimdi geldiğimiz noktada FETÖ törgüleri işimize sızmış falan diyor. Hayır, yerleştirdik. Hatayı kabullenmek, özür dilemek de bir erdemliktir diyoruz. Genel başkanlarından tutun, şimdiki başbakandan tutun, Ankara Belediye Başkanı'na tutun, daha binlerce, yüzlerce insanın FETÖ'yü, biz FETÖ dediğimizde hayır Fethullah Hoca diyerek bize azarlayan insanların da onlara destek verdiğini biliyoruz. En azından evet biz işte bizi millet affetsin, Allah affetsin diyecekleri yerde hata yaptık, özür dileriz demelerini bekliyorum. İkincisi de ben buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanı dahil olmak üzere bütün teşkilatlarına sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Atatürk ilkeleri doğrultusunda siyaset yapıyoruz. Biz onlar gibi bayraksız ve Atatürk'e selamsız bir parti değiliz. Dün Kurtuluş Yıl Dönümleri vardı, hatırlayınız. Eğer çok eleştirdikleri işte belediye başkanımız yanında bizim ses düzenimiz yok deselerdi verirdi. İki, bayrağımız yok deselerdi ben 5 dakikada buradan koştururlardım. Onun için takiyeleri burada da önüne düştü. Kendi önlerine baksınlar, biz hep meydanlardayız. Bir kere ben dün kuruluş yıllarını gördünüz. Siz mağdur oldunuz, meydanlara Atatürk büyük resimleri asmalar koydunuz. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'ni gelen merkezinde gördünüz. Anıtkabir'e çelen koyarlarken gördünüz. O zaman şapkayı önünüze koyun. Ben bu bayraksız ve Atatürk'e selamsız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Çanakkale'de Çanakkale halkına emanet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Nejat Önder açıklamalarından sonra sözü Çanakkale Belediye Başkanı Hülgür Gökhan'a bıraktı. Gökhan konuşmasına darbe girişimine değinerek başladı. Gökhan darbeye en baştan beri karşı olduğunu Twitter'dan 15 Temmuz gecesi paylaştığı tweet'i okudu. Yoğun bir kavram kargaşasının yaşandığını, daha önce FETÖ'nün yanında olanların bugünlerde TV kanallarında adeta iftira kom modunda olduklarını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. Siyaset kargaşası içerisinde, kavram kargaşaları ard arda devam ediyor. Dün FETÖ'cü olanlar bugün televizyonlarda iftira.com modunda, her akşam televizyonlarda. Biz de bunları ibretle aslında izliyoruz. İzlediklerimiz aslında bilmediklerimiz değil, hepsi bildiklerimiz de. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bunları izleyip duydukça umarım kendi yargısını kendisi verecektir zaman içinde diye düşünüyorum. Ama Çanakkale'de özellikle AKP tarafından gerek il başkanımıza gerek belediyeye çeşitli vesilelerle bazı eleştiriler yapılıyor. Biz bugüne kadar ağzımızı açık bir şey söylemedik. Ben de söylemedim. İl başkanım da çok fazla bir şey söylediğini duymadım. Ama artık madem ki iş sonuçlandı, bu noktaya geldi, biz de kendimize ait olan bilgileri ve bize söylenenlerle ilgili konuları kamuoyuna açıklama ihtiyacını hissettik. Şimdi öncelikle 15 Temmuz darbe girişiminde ilk tepkimi sosyal medyada o gece saat 11'de belgeli konuşuyor. Şöyle demişim, İstanbul'daydım, balkondan izliyordum. Uçakları tesadüfen Haydarpaşa'yı görüyordum o tarafı. Şöyle demişim, 15 Temmuz akşamı saat 11, ülkemizde yaşanan kalkışma girişimine karşı barışın kenti Çanakkale'den demokrasiye olan tüm inancımızda birlik içinde dimdik durmalıyız demişim. Belgesi bu, isteyene daha sonra verir. Ardından hemen biliyorsunuz belediye meclisimizi topladık. 3 siyasi parti mecliste bulunan, bizim meclisimizde bulunan ortak bir deklarasyona imza attık. Darbeyi kınadık. Her grup başkan vekili ayrı ayrı söz aldı, görüşlerini bildirdi ve hepsi tabii doğal olarak darbe karşıtlığını ifade etti. Çanakkale Başkanı'na ben ve meclis biliyorsunuz Çanakkale halkının temsil edildiği ana merkezdir. Dolayısıyla Çanakkale halkının temsilcileri gereğini yaptı. Daha sonra partimizin düzenlediği demokrasi mitinglerine, İstanbul'daki mitinge katıldık. Daha sonra İzmir'deki mitinge katıldık. Yoğun bir katılım gösterdik.
Ve bu tabii 15 Temmuz olup da acılarımız, şehitlerimiz varken elbette ki festival adı altında bir düzenleme yapmamız pek uygun düşmezdi. Zaten bir iki sanatçı da yurt dışından gelecekler, gelemeyeceğini söylemişti ama ana fikir itibariyle festival kavramı içerisinde daha ziyade bir eğlence kavramı olduğu için yapmama kararı aldık. Ama tabii hayat devam ediyor ve halkın da bir motive olması lazım. Bir etkinlikler dizini yapıyoruz zaten. Burada bir konser verelim dedik halka. Daha doğrusu bir isim adımıza geldi de, aklımıza geldi de biz onun konserini yapmayı yerledik. O da Selda Bağcan. Selda Bağcan biliyorsunuz festival programımızın içerisinde olan bir sanatçı değildi bu sene. Onu özellikle getirdik. Selda Bağcan demek ne demek? Demokrasi demek. Selda Bağcan demek özgürlük demek. Halktan yana olmak demek Selda Bağcan. Darbelere karşı olmak demek Selda Bağcan. Ve bedel ödemek, hapse girmek demek, yasaklanmak demek. Selda Bağcan tam 8 yıl yasaklıydı. Ve birkaç kez hapse girmişti. O 80 darbesi ve öncesinde Selda Bağcan'ın şarkıları yasaklanmıştı bu ülkede. Onun için Selda Bağcan en iyi bilendir darbenin ne demek olduğunu diye yine o gün onu o gece getirdik ve yine orada binlerce yurttaşta memleket türküleri söyledik. Halaylar çekildi ve birlik beraberlik şarkıları söylendi. Çok coşkulu, çok güzel bir konser oldu. Tabii orada demokrasi şehitlerimizi andık. Demokrasi şehitlerimiz sadece bu darbe girişiminde rahmetli olan, şehit olan 240 şehidimiz demek değil. Geçmişe gittiğimizde kimleri hatırlarız? Uğur Mumcuları hatırlarız. Çetin Emeşleri hatırlarız. Ahmet Taner Kışlaları hatırlarız. Muammer Aksoyları hatırlarız. Abdi İpekçileri hatırlarız. Bario Çokları hatırlarız. Bunlar demokrasi şehitlerimiz. Onları da andık bu akşam. Başka? Gezi şehitlerimiz var. Gezi'de hayatlarını kaybedenler var. Onları andık. Elbette ki tabii son darbe tecavüzünde kendisini fedakarane, ülkenin bağımsızlığı, demokrasisi, özgürlüğü için kendini tankların önüne atıp şehit olan ya da kurşunlarla şehit olan insanlarımızı da elbette ki andık. Elbette ki bu anda Selda Bağcan'ın bulunması, onun türküleriyle bu anmayı yapmamız kadar doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla biz bir anma töreni olarak algıladık bu Selda Bağcan türkülerine sunduğu konseri. Başkan Gökhan demokrasi nöbetine neden katılmadığı konusundaki eleştirileri de yanıtladı. Diyorum ki hani meydana gelmedin, efendim katılmadın, il başkanlığı da şunu da bilmiyorum. Ben siyasi bir kimliğim var. Benim siyasi bir etkinlikte bulunabilmem için ya da yapmam için il başkanından benim onaylı olmam lazım. Böyle bir onay almadım. Almadığım için de katılmadım. Çünkü beni çağıran siyasi bir partinin il başkanıydı. Ben siyasi partinin il başkanının çağrısıyla bir etkinliğe katılmam. Ha vali bey çağırsaydı o değişirdi. Ama sayın vali beni arayıp çağırdı. Ve sayın AKP il başkanı sayın Karada evet aradı. Ben de kendisine aynen dedim. İl başkanına sorarım. Katıl derse katılırım diye de bunu kendisine söyledim. Şimdi tabii niye gelmedin diye insanların kışkırtmaya çalışıyor. Önce şunu söyleyeyim. Burada demokrasi nöbetine katılanları aşağıladığımı ifade edenler ediyor. Yani hakaret ettin diyor. Hayır. Ben hakaret etmedim. Oraya katılanlara hakaret etmedim. Bu demokrasi toplantılarını düzenleyenlere eleştirdim. Neden eleştirdim? Şunun için eleştirdim. Çünkü burada bugün geldiğimiz noktada bize efendim bu meydanları dolduranlar bu duyarlılığı siyasi malzeme yapan meydanları partisinin
ifade eden, şarkılarla inleten bir anlayışın olduğu yerde benim olmam söz konusu değildir. Şimdi bugün geldiğimiz noktadan siyasi ve hukuki sorumluluk çıkarmayanlar bizi suçlamaya çalışıyor. Bir tarikatın bizi getirdiği noktadan durumda başka tarikatlar demokrasi meydanlarında görünmeye başladı. Bunlar böyle sürüyor. Ama biz hep, hatta Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor 25'te, efendiler ve ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve en erkek tarikat medeniyet tarikatıdır demiş. Biz o yolda gidiyoruz. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ'ın eleştirilerine de cevap veren Başkan Gökhan, parti olarak hep meydanlarda olduklarını ve demokrasi için meydanlarda olmaya devam edeceklerinin altını çizen Gökhan, sözlerini şöyle sürdürdü. Medeniyet tarikatıdır demiş. Biz o yolda gidiyoruz. Ve biz hep meydanlardaydık. Dün meydanlarda olmayan, hiç ortalıkta görünmeyen yeni tarikatlar yeni yeni görüyoruz ama biz zaten meydanlardaydık. Neredeydik? Biz adliye önündeydik. Yani şu anda hapiste olan o zamanın rektörünün kanser hastası bir hocayı işten atmasına karşı tavır gösteriyor. Siz neredeydiniz? Sizleri göremedik orada. Cemaatçi hocalar, firüzeler, o şerefsizler hakkında her türlü tefrika halinde yazılar yazarken neredeydiniz? O zaman hoşunuza gidiyordu. Mutlu oluyordunuz. Belki de tebrik ediyordunuz. Emek ve Barış ve Demokrasi mitingi için Ankara'ya giden kitlelere bombalı saldırı düzenlendiğinde, orada ölen siviller için Çanakkale'de, ki bir tane de hemşirimizi kaybetmiştik biliyorsunuz. Biz yine meydanlardaydık, yine protesto ediyorduk. Siz nerelerdeydiniz Sayın Karadağ? Sizi göremedim hiç oralarda. Biz hep meydanlardaydık. Daha birçok demokrasi arayışlarında, efendim, bu meydanlarda, sivil toplum kuruluşlarında, diğer siyasi partilerde hep buralardaydık. Ama ben sizi hiç görmedim buralarda. TC'ler kaldırılırken, Atatürk andımız unutulmaya çalışırken biz hep buralardaydık. Şimdi atanın kocaman posterlerin altına sığınıyorsunuz. İyi bir şey aslında, fena değil. Ama o posterin altına sığınmak yetmez. O insanın düşüncesini de içinize sindirmeniz gerekir. Bana inandırıcı olabilmeniz için. Ensar Vakfı yurtlarında kalan çocuklara tecavüz haberleri dünyada duyulmuşken, sizler sessizken biz yine meydanlardaydık. Biz yine meydanlardaydık. Siz neredeydiniz? Ama şimdi Ensar'ın Çanakkale temsilcileri demokrasi nöbeti tutuyorsunuz. Ve bizi o nöbeti çağırıyorsunuz. Benim mensubu bulunduğum parti darbelerden çok çekti. Kapatıldı. Genel başkanları yasaklı hale geldi. Partimizin kapatılmasın, diğer bizler partiler kapatılmasın diye mücadele ettik daha sonra. Ama başka bir şeyi hatırlayalım. Hani demokrasi, kim demokrat? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu anki Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yasağının kalkması için de mücadele ettik ve bunun gereğini yaptık. Unutmayın, unutmayın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yasağını kaldırılarak siyasi partinin başına geçmesi ve parlamentoya girmesi için orada oy veren bir siyasi partinin mensuplarıyız. Bunu unutmayın. Rahmetli Bülent Ecevit, İsmet İnönü, Nihat İrim kabinesine 71 darbesinden sonra üye verdi diye parti genel sekreterliğinden istifa etti. Biraz tarih kitabı okursanız daha iyi siyaset yaparsınız Sayın Karadağ. Dolayısıyla biz hiç kandırılmadık. İnandığımız, güvendiğimiz insanları iyi seçtik. Mustafa Kemal Atatürk bize kandırılmamayı öğretti çünkü. Çünkü bize akıllı ve bilimi referans olarak tembih etti. Tarikata girin demedi. Cemaatleşin demedi. Bize hep akıl ve bilimi referans olarak verdi.
Ancak siz hem kandınız hem kandırdınız. Ama bizi kandıramazsınız. Onun için demokrasi nöbetleri için o meydanlara doluşan bütün Türk halkını, bütün her yerde Türk halkını saygıyla anıyorum. Elbette ki o mücadeleye başarıda ilk geceki o toplumun, milletin o tepkisi çok önemli bir pay olmuştur. Ancak bunu daha sonra, iki gün sonra hemen AKP'leştirmek, Çanakkale'de de bunu gördük, zorla insanları oraya taşımak, yoklamalar yapmak ve bizi o noktaya, o atmosfere, başka tarikatların olduğu atmosfere, Cumhuriyet Halk Partili olarak bizleri davet etmek bence pek şık olmalı diye söyleyebilirim. Uygur Gökhan, CHP Genel Başkanı'nın Çanakkale gezisinde belediyeyi ziyaret etmemesine açıklık getirirken, öküzün altında buzağı aramayın çünkü sizin inek doğurmadı dedi. Sayın Genel Başkanımızın ziyareti söz konusu olamazdı. Çünkü zaten zaman anlamında çok ciddi sıkıntı vardı ama siyaseten şunu öğrenecekler. Bizim siyasi anlayışımızda, Cumhuriyet Halk Partisi siyasi anlayışında bir partili, ister genel başkan olsun ister parti yöneticisi olsun, il binasına gelmiyorsa başka bir siyasi aktörün bulunduğu yere ziyaret etmez. Eğer Sayın Genel Başkanımız buraya gelmiş olsaydı, gelebilmiş olsaydı, ki zaman darlığını hepiniz yaşadınız, onunla beraber hep siz de koştunuz. Öğlen geldi, toplantıya girdi, çıktık, yemeğe gittik, yemekte bir saat kaldı, döndü. Ertesi sabah 7'de gitti. İşte en son Melih İlmaç amcamıza ziyaret etti ve daha sonra hızlı bir biçimde bir yemek yedi, gitti. Teklif ettik tabii, yani buyurun dedik, yok dedi, ben bir önce gidiyorum. Dolayısıyla bunun öküzün altından buzağı falan aramayın, çünkü sizin inek doğurmadı, hiç boşuna uğraşmayın.